Merhaba sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar. Bir 7 Mayıs haftasına hoş geldiniz. Sevgili kovalar, geçtiğimiz hafta boğa burcunda yeni bir ay doğmuştu. Bu hafta ayın ışığı artık yavaş yavaş büyüyor ve boğa burcu yeni ayının etkileri de hayatımıza daha fazla yansıyacak. Venüs koç burcunda, Mars ikizler burcunda ilerliyor. Her iki gezegende size güzel açılar yapıyor. 3 Mayıs'tan itibaren de Merkür Koç burcunda ileri harekete dönecek ve 16 Mayıs'a kadar ileri olacak. Dolayısıyla sizin için güzel bir hafta, iyi bir hafta. Bunu iyi değerlendirin. Mayıs ortalarına kadar hem yeni ay etkileri, hem Merkür'ün, Venüs'ün, Mars'ın size olan destekleri hayatınızı hızlandırabileceği gibi elinize attığınız işlerde de başarı getirebilir. Daha rahat kendinizi ifade edebilirsiniz. Çevrenizden destekler alabilirsiniz. Fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Venüs ve Merkür 3. evinizde. Burası ticari konularla ilgili. Yakın çevre ilişkileri olabilir. Zihinsel faaliyetler olabilir. Seyahatler olabilir. İletişim konuları olabilir. Veya bir iletişim cihazı almak istiyor olabilirsiniz. Otomobil almak istiyor olabilirsiniz. Ve bunları ertelediyseniz eğer geçtiğimiz aylarda, ki retrolar nedeniyle ertelemeniz belki de daha doğru oldu. Şimdi artık bunlarla da ilgili rahatlıkla harekete geçebilirsiniz. Evet, salıdan itibaren ayın aslanda olması sizin için daha verimli görünüyor. Özellikle salı, çarşamba, perşembe öğle saatlerine kadar her türlü ilişkide, işbirliklerinde, ortaklı konularda daha faydalı sizin için. Sosyal alanda da oldukça keyifli ve başarılı günler. Perşembeden itibaren ay Başak'a geçecek. Cumartesi akşamına kadar ay Başak'tayken parasal konular ve özellikle finansal alanlarda bazı endişeler hissetmeniz mümkün, ama bunlar da çözümlenmeyecek konular değil. Belki de hani ödenecek bazı faturalarınız var ya da bazı bütçe hesapları, muhasebe gibi konular var. Sigorta, vergi gibi konular, eğer ertelenmiş, şu anda ele alınması gereken hesaplar varsa finansal anlamda bu tarz hesaplarla da uğraşabilirsiniz. Hafta sonunda pazar günü sizin için güzel. Hafta sonunda program yapmak istiyorsanız özellikle pazar gününü tercih edin. Çünkü ay terazide olacak. Sizin için çok keyifli enerjiler var, iyimser enerjiler var ve daha çok açık havada zaman geçirmek, seyahat etmek, gezmek için bugünü değerlendirebilirsiniz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın.